Hanımlar beyler, kendimi medya kafa geliyor. Gördüğünüz gibi böyle manyaklıklar sadece bizdeki yarışmalarda olmuyor. El Alemin yarışmasında da kendinden geçen yarışmacılar bakın neler yapabiliyorlar. Görelim. Burnuna şöyle takacaksınız. Bu abinin adı neydi? Doktor Sayın Doktor Feridun Kunak. Şanssız insan. Feridun Yunak. Kunak. Kucak. Feridun Kunak. İnanılmaz bir adam. İnanılmaz bir adam. Falan. İzliyor musun? Mutlaka izle. Bir takım hanımlarla beraber her sabah ne dertlere çağrı buluyor. Sen izliyor musun? Yok sen. Sen izliyor musun abi? Denk geldi birkaç defa. Size denk geldi mi ben efendim? Ben hiç gelmedim. Feridun Kunak'ı mutlaka izleyeceksiniz. Bana söz verin pazartesine itibaren her gün izleyeceksiniz. Görelim. Burnuna şöyle takacaksınız. Bu taraftan böyle basacak. Çok az su koymuşum. Evet ben de onu söyleyecektim de. Çünkü ben onu sürekli yapıyorum. Feridun onu az su koyduğun zaman öbür taraftan olmuyor. Akıyor. Doğru Serap Hanım. Getir çok evet, su koyalım. Horoz da yaptı. Bunlar kim olabilir? Yaptığı şey doğru abi. Okyanus suyu, deniz suyu. Yok yok tuzlu su bildiğin tuzlu su yani. Tuzlu su karıştırıyorsun. Evet. Ona böyle bir soluyorsun basıyorsun. Bunu gördünüz çıkıyor. Şöyle. Yani bu arada hemen olanlar bilir. Hemen söyleyeyim. Erkan Tetekkaya daha önce hiçbir talk show'a çıkmamış. Gece, yani gece bu tarzdaki gece şovuna talk show'a hiç çıkmamış. Ne Beyaz'da geldi ne bana geldi. Doğru. Teşekkür ederiz. Bugün burada olduğu için. Biz de Erkan Tetekkaya'ya daha önce geldik. Kenan Erçetin Göz'e çıktı. Kenan Erçetin Göz'de de çok ya güzel. Ya senden korkuyordum o yüzden. Estağfurullah sevgili. Vallahi korkuyordum. Tırsıyordum yani. Estağfurullah efendim. Ama hayranlım yani. En fazla gözünü bağlar bir şey tutturur yani. O kadar. Çok haklısınız. Kenan Erçetin Göz'le neydi sarışın kızın adı? Hani ben pek güzel bulmam. Burcu Esmersoy. Boks karşılaşması yapmaya karar vermişler. Fakat olay boksu geçmiş. Bayıra karşı yatır beni. Bizim parçamız. Isır beni, tırmala beni olmuş. Bir garip yani Greco-Roman mi, boks mu anlayamıyoruz. Görelim. Nasıl emrediyor? Ah! Vurdu ya. Evet, evet, hocam evet. Bugünlerde hep birlikte program yapan adamla en büyük zevkimiz bizim ekiple beraber farklı kanallar. Bakınız Kanal 59'da bir program. Hakikaten kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Efendim orada bir boşluk oluyor. Radyatörün üzerine bir resim koymuşlar. Orası dolsun diye falan filan. Çok tatlı durumlar bunlar. Fakat tabii mani olamıyor bazı şeylere. Buyursunlar. Bu güzel parçayı da göndermiş olduk. Evet. Değerli. Dört. Şimdi bunlar olur böyle şey. Çok tatlı ama kimse bozmuyor havayı. Aynen evet. Sizler gibi katılımcı misafirler var orada da. Hakikaten hakikaten çok tatlılar. Ama bakınız Gevur'da ne oluyor? Adamın başına ne iniyor? Ne iniyor olabilir? Öyle acayip Işık bir şey iniyor. Ya, evet abi. Sofita mı iniyor? Işık ya, ama ne iniyor? Ne o ışık bir iniyor. 2000'lik bir altı para. Bak görelim. 2000'lik ışık mı? İnanılır gibi. Göndermiş olduk. Evet değerli. Çekimde ne balık tutarım, tuttuğum balığı ne... 2000'lik ne iş? 600'lik. Yerel kanallara bayılıyoruz. Görelim. Balık tutarım, tuttuğum balığı ne... Reyhoş neydi bu kızın adı? Dilara gönder. Dilara gönder. Zor iş mi ne? Üstün gelen işte zor işler. Zor işler. Abi sevdim. İzliyorum. Ya bu kız zaten ilk defa galiba böyle bir show programı bizim programa çıktı. İçine mikrofon kaçmıştı o zaman. Medya arkasında görmüştük. Ondan sonra hatırlıyor musunuz içine mikrofon kaçış? Hayır, böyle ya şurasında duran mikrofon bir de elbisesi var içinde. Herhalde kablolu.
Ondan sonra birisi takılıyor mudur ne yapıyor? Böyle tam konuşurken herhalde aşağı kadar inince diye ondan sonra ama konuşmaya devam ediyor. Anlamıyor da bu sefer ses kesiliyor falan. Sonra çok zor işlere kalktı. Fakat küçümencik bir kız. Bu kıza top atışı yaptırıyorlar. İzledim ben. Evet. Araba parçalattılar abi. Arabadan parçalattılar. Neler yaptırmadılar ki kızcağızda. Fakat kız burada ruhen hasta şu anda. Ruhen hasta. O top atışından sonra bu kızı bir doktora götürmedilerse çok ayıp etmişler. Görelim. Nedir bu? Lazca mı nedir? Ben Lazca'da hiç böyle bir şey duymadım. Yani fakire fakir dendiğini, bir de bayağı böyle kutsallığı. Ben demiyorum. Ama sen de deme bence zaten. Az sonra o diyecek. Hayır. Fakir, fukaralık anlamında söylüyor. Evet. Yani yar fakir, fakir anlamında fakir değil. Ama her zaman da fukaradan korkmak lazım. Fukaradır, fakırdır. Fukaranın fukaralığı, yani fukaralığın, fukaranın, fukaranın fakırı farklı olur. Sen hiç konuşmuyorsun. FFF kuralıdır bu. Fukara. Fon, fakir fukara fonu. Fakir fukara fonu, bravo. Fakir fon, bravo. Türküyü biliyor musun? Trabzon'dan aldım bakın. Ya bu ne ya? Evet. Bir orasını biliyorum. Gerisi saçmalıyor. Saçmalamıyor. Böyle bir insan saçmalamaz. Fakir bir insan saçmalamaz. Klibi izlediniz mi? Acayip şeyler var. Bir kısmını izliyoruz görelim. Trabzon'dan aldım bakır, yar fakir ben de fakir. Trabzon'dan aldım bakır, yar fakir ben de fakir. Lan çakır. Dur. Ama yer fakir ben de fakir. Hey. Allah'ım neler var ya. Peki 30 Mart seçimlerinde niçin bir parti bunu seçim şarkısı olarak kullanmış? Biz de o kadarı bize yeter. Zaten seçim şarkısı olarak otobüs gelirken Trabzon'dan aldım bakır yar fakir ben de fakir diyerekten çok güzel olur. Niçin kullanmazlar anlamam. Buyurun efendim. 4, 3, 2, 1. Beraber. Son 2, 3, 4. Trabzon'dan aldım bakır, yar fakir ben de fakir. Trabzon'dan aldım bakır, yar fakir ben de fakir. Mükemmel. 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 Değerli arkadaşlarım, programın ilerleyen dakikalarında klibin hepsini bulurlarsa biz de... demek ki şu anda iki şarkı önerimiz var. Bayıra yatır beni, bayıra ye beni. Bayıra karşı yatır beni. Bak bunun uzun havası var. Dur, çalışıyor mu? Bakayım. Açalım. Çalışıyor mu? Çalışanı var. Sözleri nasıl? Hangisini? Trabzon'dan. Trabzon'dan uzun aldım. Havası bakır geliyor. Yar, fakir Trabzon'dan fakir beni. Fakir fakir. Fakir seni. Peki. Ya Trabzonlar şey yapmasınlar. Erkan bize şarkı söyler misin ilerleyen dakikalarda? Söylerim. Of be abi harikulade, harikulade. Peki devam. Trabzon'dan aldım bakır, yar fakir ben de fakir. Trabzon'dan aldım bakır, yar fakir ben de fakir. Lan çıkın yürüyün gidin dışarı hadi. Ne? Abi çok ilginç. Vicdan dizisi nefis. Evet. Temuçin var. Ondan sonra Nihat abiyi görüyorum orada. Nefis bir oyuncu kadrosu var. Harikulade bir dizi. Fakat yine olmadı. Yine küfür unutulmuş içinde. Hadi ya. Evet. Ama onu da biz bipledik. Devam. Gidin dışarı hadi. Bir daha da gelmeyin. Kadınlar ne isterler? Mükemmel bir röportaj. Mükemmel bir röportaj. Biliyorsunuz geçen hafta sizce mutluluk nedir diye soruyordu değil mi? Yaşlı amca da diyor. Onu karıyla ben bilirim. Sen ne bileceksin? Sen ne bileceksin?
Onu kardeşim des des vef falan filan. Burada da yine böyle bir soru soruluyor. Fakat kadıncağız o kadar tatlı ki, o kadar tatlı ki mikrofon bulmuşken öyle güzel şeyler anlatıyor ki. Buyursunlar görelim. Kadınlar ne isterler? Kadınlar para ister. Makyaj, konuşma, muhabbet. Her şey istiyor. Güzel olan her şey. Erkeklerden erkek isterler. Her bir şey. Güzel olan her şey. Hayattan beklentileri söyleyeyim mi? Bir koca. Her şey. İşte güzel olan her şey. Yemek, ekmek, muhakkak çay, kahve, sütlü kahve. Görüntüden de belli, malzemeler de çok taze. Biz de çocuklarla evde hep söylüyoruz bu siparişleri. Nefis kenarları da çok güzel hocam. Biz de evde genelde söylüyoruz. Biraz acıktık galiba değil mi? Başlamak ister misiniz? Yok, reklam arasını bekleyelim ya. Mükemmel değil mi? Ben böyle güzel reklamçılıktan yanayım. Evet, böyle fena. Ürün yerleştirme dediğimiz şey programın içine ürün yerleştirecek. Mesela biz, mesela ben bu programa ürün yerleştirdim. Hatta Asuman Krause varken daha da çok ürün yerleştirdim. Neden? Asuman'ın gözlerini kapasak, buraya ürün yerleştirsek, Asuman dokunsa, o ürünleri dokunacak, aaa dese böyle. Sonra gözlerini açsak, ürüne baksa, ulan ürün bu muymuş, ben bunu yerim ya diye buna dalsa. Ürün ne reklam yapar? Ya, niçin şey ürün yerleştirmiyor? O spor programındaki adamlar bir de böyle kağıtlar. Evet. Bu pizzayı yedim, çok güzel pizza bu, pizza evet pizza falan diye oynayacaklarına bize yerleştirseler bu ürünü, biz de Asuman'ı yerleştirsek ürüne mükemmel olur. Komple ürün yerleştirmiş. Evet, mükemmel olur. Peki devam. Görüntüden de belli, malzemeler de çok taze. Biz de çocuklarla evde hep söylüyoruz bu siparişleri. Nefis kenarları da çok güzel hocam. Biz de evde genelde söylüyoruz. Biraz acıktık galiba değil mi? Başlamak ister misiniz? Yok, reklam arasını bekleyelim ya. O zaman sizi daha fazla bekletmeyelim. Dur, dur. Şimdi bak, siz tabii bu... Oo, durun, geliyoruz. Bir dakika lütfen. Hocaya laf yok. Bir dakika. Böyle bir ürün yerleştirmek. Siz de mesela tabii burada şey yapmak lazım. Yani gelen konuklara da ürün yerleştirmek, reklam yapacaklarsa... ...herkese böyle 100'er bin lira, 200'er bin lira dağıtılacak. Onlar da... Ama herhalde siz daha güzel yapardınız değil mi? Sakın. Herhalde adamcağız gibi. Evet, biz de evde hep bu şeyden istiyoruz. Çok güzel yemesi. Kenarları da bir başka tatlı oluyor canım. Falan diye değil herhalde değil mi? Şimdi lütfen herkes sessiz ve dikkatli biçimde hocamızın yine tebliğlerde bulunacağı çok önemli bir programda. Hocam galiba ya gecikiyor ya da o programda yok. Ama sonra geliyor ve ne şakalar, ne şakalar. Her zaman söylüyorum, kendisinin ehliyetine henüz ulaşabilmiş değilim programcılıkta. Ne şakalarla ortalığı birbirine katıyor sayın hocam, görelim. Bismillah. Şey, neden biz uyuyoruz? Ve hoş geldiniz hocam. Selam. Maşallah. Siz de harikasınız. Maşallah. Ceylan Sultan, badem şekeri. Maşallah. Maşallah hocam. Herkes birbirine güzel. Elhamdülillah. Konu ne? Beyim. Beyinden bahsediyoruz hocam. Kimin beyi? Oğlu beyi. Ya Gülben'e bayılıyorum. Bu kadar yani kocaman kız oldu, hala kurabiye taklidi yapabilmesi, hala mükemmel, mükemmel. Aynı benim kızım da böyle Erkan. Böyle bir dönen etek diyorlar ya küçük çocuklar, dönen etek giydikleri zaman tık 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 kedi kuyruğunu takip eder gibi kendi eteğinin peşinde koşuyor. Gülben aynısı. Aynı zeka demek istemiyorum. Aynı yaşama sevinci. Bakın. Allah başlasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnsanın giydiği ne kadar önemli. Elbise şirin ya, bana da şirinlik çöktü hemen. Ne giydiğini içine sindirmeli insan değil mi? Bazen dolabın karşısına geçer, böyle bakar sanki giyecek bir şey yokmuş gibi. Bazen giydiğimiz şey bize kendimizi çok iyi hissettirir. Bana da iyi hissettirdi yani bu elbise. Özetle.
Çekil. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bu baştan denk mi? Sıcacık. Biraz daha yukarıdan tutarsanız, biraz daha yukarıdan. Zahide keçi mi sağlıyor? Dur, evet. Şimdi bakın, Zahide Yetişim programında keçi sağlamış. Keçi sağlamış. Bence az. Bence reyting için yeterli değil. Öküz kesilmeli. Hatta deve kesilebilir. Deve, deve. Bir de hocamız da var orada. Hocamız da malumat verirdi. Deve nasıl kesilir falan diye. Tabii keçi sütü sağmak mühim değil. Biz şeyde Ece... Reyhan neredesin? Neredesin? neydi hani çok severek izlediğimiz? Esra. Ceyhan, Ceyhan. Esra Ceyhan'da. Evet, evet. Esra Ceyhan'da neler seyrettik? Neler? Ne yılanlar, evet, ne ya. Havhavlar, ne civcivler. Uçan adamlar. Yani filan. Uçan burada adamlar yeter ama keçi getirilmiş stüdyoya ve sütü sağlıyor. Görelim. Geliyor, geliyor. Bu baştan denk mi? Sıcacık. Biraz daha yukarıdan tutarsanız, biraz daha yukarıdan. Canı evet. Yanmıyor değil mi şu yok, an? Yok, yok. Canın yansa durmaz zaten. Ha öyle mi? Tabii, durmaz. Nasıl peki, bakıyor bak. Bir keçiden ne kadar süt çıkıyor? Bir kilo sabahleyin alırsın, akşam da bir kilo alırsın, iki kilo. Vallahi öğrendim. Evet, evet. Bak şu anda çok süper. Evet, hocam. Çok süper. Tamam, bu sefer kıvırdım. Aynen öyle. Bir de onu rahatlatıyor tabii bu süt. Ya tabii. Görücüsüyle evlenmedim ben. Severek. Bak, bu programların çok büyük yararı var. Çok büyük yararı var. Mesela keçi görmemiş çocuklar. Nasıl var? Keçi görmemiş çocuk. Bu program olmasa, Zahide Yetiş'le Yetiş Hayata programı olmasa, çocuklara kim keçi gösterdi? Bu hayatın bir parçası. Keçi değil mi? Bebeleri var, keçinin bebesi var. Keçinin bebeği için keçiyi sağıyoruz. Süt veriyor. O sütü keçinin bebeğine vermiyoruz. Biz içiyoruz. Olsun. Ama hayatın şeyi. Reyhan ister misin önümüzdeki programda aslan çiftleştirelim? Aslanların özel hayatı. Bu da hayatın bir parçası. Niçin olmasın? Devam. Biliyorsun evlenmedim ben. Severek evlendi. Yok ben sadece kamerada gördüm. Buradaki adam komik bir adam hakikaten. Saatlerce konuşmuş. Esra'yı da böyle delirtmiş artık. Kız kendini tutamıyor, gülüyor kahkahalarla filan. Şeyi çok sevdim. Cam açık yatıyorum diyor. Kamera anlamında. Cam açık yatıyorum. Kız o kadar kıskanç ki. Kamerayı diyor kendime göre çeviriyorum diyor. Cam açık yatıyorum diyor. Bak görelim. Biliyorsun evlenmedim ben. Severek evlendi. Yok ben... Sadece kamerada gördüm. Siz bir sitede tanıştınız. Ücretli bir sitede tanıştık. Bir şansımı deneyim dedim. Bir platiniye olayım dedim. Girdim. Peki platiniye daha mı fazla para veriyor? O zaman 169 da şimdi tam bilmiyorum. Ben mesela cam açık yatıyordum. Kapatmıyordum. Ay bayılacağım. Yemin olsun bayılacağım. Ay tansiyon. Yemin olsun tansiyon. Ay bismillahirrahmanirrahim. Çünkü mesela diyor ki sen kapattın diyor başka biriyle görüşeceksin diyor. Ben mesela yatıyordum kamera yatağa çeviriyordu ben yattığımı görüyordu. Niye üzücü? Abi üzücü memleketin haline bak ya, ya bu ne ya? Ya ne var memleketin haline ya? Abi böyle bir şey mi? Onlar ya, oy veriyorlar niye abi. Niye abi adam evlenmek istiyor ya? Ya Allah ne var Allah. Abi? İşte ya böyle. Oğlum camı açtım yattım diyor ne diyorsun ya? Ya adam evlenmek istiyor. Oğlum gidiyor oy veriyor ya Allah Allah. Tamam abi. Tabii nasıl ki tamam oy verecek ya? Abi o ya... Ya, abi ne diyorsun? Ya, üzücü be abi. Okan üzücü yani. Hani bu kadar üzücü yani. Cama açtım yattım falan. Hani ya. Keçi sütü falan. Hani... ya buna... Katılıyorum abi sana. Ya vallahi üzücü yani. Üzülüyorum abi, ya. Abi. Bu kadar mı ya? Topluluklar daha saf insanlar, daha efendim ondan sonra akıllı insanlar, yani daha kötü insanlar, daha iyi insanlar. Böyle şartlar insanları farklı yerlere koyuyor. Yani ben aslında bu karışımı çok seviyorum. Bu bana çok komik geliyor. Ve en azından
Bu tip programlarda, bütün televizyon programlarında televizyonculuk ne kadar istismar etse de yine de bir insan gerçeğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki abi. Zaten sorun çıkanlarda değil, dediğin gibi formatlarda kullananlarda yani. Yani şimdi mesela birçok programla ilgili, bu arada hemen de şunu söyleyeyim. Esra'cığımla ilgili buna çok memnun oldum. Yani burada gülerken görmek, onun neşesinin yerine gelmesi bayağı bir problemli bir zaman atlattı çünkü çocukla ilgili olarak. Buna çok memnun oldum ama bu insanlar bir kast ajans da olsalar, gerçekten evlenmeye de gelmiş olsalar çok şeker ya. Hayır, hayatım, şöyle bir şey var. Ben şimdi ben de yıllardır televizyonda çalışıyorum. Ama sen oyuncusun bu, sevgilim, farklı bir şey yani. Ayrı sevgilim. bunlar gerçek mi değil mi mesela ben anlayamıyorum. Yani ya biraz önce izlediğimiz şey gerçekten gerçek miydi ben inanamıyorum yani. Belki de eline yazdılar verdiler. Çünkü olamaz, bu kadar imza yazar yok. Bu kadar imza yazar yok. Çok üzücü yani. Bu gerçek ancak yani bu kadar. Yani tutulmuş biri olsa bile, eğer parasıyla tutulmuş biri olsa bile belli ki başından geçmiş bir olayı anlatıyor yani. Kast ajansı ya da değil. Tamam, o keçinin yani. O suyu da ne işi var kardeşim ya? O ayrı bir keyif. Yani. O ayrı dosya yani. İşte aslan getirecek değil mi haftaya? Ya şey vardı, hatırlıyor musunuz? Hani bir Zaga zamanında medya arkasına koymuştuk. Şeyin programı. Orada bir halk mahkemesi mi şey yapıyordu bizim spor yorumcusu. Neydi adı? O, değil şey. Erman Toroğlu'nun programında. Toroğlu. Ya şey... biz televizyonda osurmak diyebiliyor muyuz? Diyoruz. Evet. Dedik şimdi kadın kocası osurduğu için kocasını boşamak istiyor. Tamam mı? Bunun şeyi vardı. Fakat adamı şahitler filan gelmiş. Yani şahitler ailesinden insanlar. Yan apartmandan mı gelmişler? Nasıl? Abi, ve diyor ki yani kadını haklı çıkarmak için şahitler. Yani Erman Toroğlu'nun bir mahkeme programıydı böyle. Biliyorum ben hatırlıyorum. Hatırladım. Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Evet. Ve diyor ki yani hepsi adamın yani evet diyor. Yani bu osurduğu için diyor kadın buna diyor tahammül edemiyor diyor. Bunu anlatıyorlardı ve adam... O kadar üzüldüm ki yani adam küçücük kaldı. Evet osuruyorum ama her zaman da osuruyorum ki. Yani böyle abi çok acayip ya bunu bir absürt yani. Metin yazarının bunu bir metin yazarının olmaz. Yazamaz ya, ve biz o zaman ailenin görüşü, bugünkü aileler gibi ailenin görüşü ve Zuzaylılar diye iki tane skeç yapıyorduk. Hatta Zuzaylılar o osurma meselesinden sonra şöyle bitiyor her seferinde. Zafer Algöz diyordu ki osuruğa gülenin osuruk kadar aklı yoktur diyordu. Aynen. Her defasında. Yani çok acayip mesela. Bunu kim yazabilir abi böyle bir şeyi? Yazılamaz ki yani. Bu bir gerçek bu. Ya bir adamı osuruyorsun diye mahkeme ettiler ve adamı asmadıkları kaldı. Yani hakikaten götürüp asacaklar mı diye düşünüyor insan yani. Bu mahkemede olmaz yani. Ama osurmak boşanma nedeni biliyorsun. Ben nasıl şahitleri yani? Merak ettim oradaki ama. Yani. Bence geçerli de şahitler, şahitler bir de çok komik. Şahitler de adamın arkadaşlarıydı yani. Brutus sen de mi Brutus? Ve yani Allah saklasın adam da kadın da ve şahitler de bu kadar çirkin insanlar olur. Allah affetsin yani bu yani korkunç şey. Devam. Çünkü mesela diyor ki sen kapattın diyor başka biriyle görüşeceksin diyor. Ben mesela yatıyordum kamera yatağa çeviriyordu ben yaptığımı görüyordu. Çok kıskançtı çok. Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Ablacığım yapacak bir şey yok. Şimdi bu harikulade bir adam. Özcan Özçelik harikulade bir adam. Bir şeye... Cüret etmiş. Bugün ülkemizde çok iyi stand-upçılar var. Cüret etmiş, kalkmış, stand-up yapıyor. Fakat olmadı yani. Stand-up hani her zaman yürümez ya. Her zaman yürümüyor ya. O da yürümüyor. Ve baba o kadar ters o bir durumla karşı karşıya geliyor ki. Ve seyirci de ya biraz yardım et değil mi? Yok abi. Bazen de seyirci hani nasıl ipin üzerinde yürüyen adam 60 senedir orada yürür ama hepimiz... 60 senedir onun düşmesini bekleriz ya. Onun gibi bir şey. Onun çökmesini bekliyor seyirci ve çok ağır bir durum. Çok ağır bir durum. Özcan Özçelik'in stand-up'ı görelim. Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Ablacığım yapacak bir şey yok. İçeri gidecek misin yoksa arkadaşlar mı?
Bir saniye ya, çantamda güneş kremi mi olacaktı? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Hazırım ben, alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla, içerisi 1000 derece. Koruyucu var bende, koruyucu, bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şey. Ama Ece ne diyorsun? Ece Ercan. Ha? Evveli gün afişini gördüm, stand up sanatçısı diyeyim Ece. Ne diyorsun, böyle bir durumda kalmışsındır hayatında. Ece'ye bir alkış alalım ya. Ece'ye alkış alalım. Ece'yi biraz şey Erkan, Ece ile konuştuk. O biraz ilk defa programa evet. geliyor. Biraz tedirgin ve ben durmadan attım, şey olmasın diye. Hadi konuş. O rahatsız olmasın diye biraz beklettik. Evet. Ne yani. Kaldın mı böyle bir durumda? Yok, çok şükür kalmadım ama kalınabilir. Orada biraz şöyle de bir durum var. O stüdyo o iş için çok uygun bir yerde değil yani. Kesinlikle. Biraz talihsizlik de olmuş bence. Hani evet. Yani şimdi sabah programı, oradaki insanların amacı stand-up izlemek mi, değil mi? Hani o kafayla mı geldiler? Hanım programı konukları gibi, konuklar genelde, aynen. Seyirciler. Yani tabii hoş bir durum değil herhalde ama. Evet. Peki devam edelim izlemeye. Alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi 1000 derece. Koruyucu var bende, koruyucu, bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şeyler değil mi o ablalar? Siz söyleyin. Hazırlıklılar. Neyse uzatmayayım, toparlayacağım. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Ya bir sürü huylarımız var. Neyse toparlıyorum. Burnunu alıp 70 santim aşağı takan var ya. Ya burada yani yönetmen de kasten yapıyormuş gibi böyle en fena suratları seçiyor. Çok fena. Devam. Bir sürü huylarımız var. Neyse toparlıyorum. Burnunu alıp 70 santim aşağı takan var ya. Kardan adam böyle. Ya tavşan görsün midesi bulanır yemin ediyorum. Bu ne ya, ben bunu yiyemem abicim ya. Toparlıyorum. Kusura bakmayın, dağıldık. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben bunu bilemem. Bir moral alkış alabilir miyim?